Evet değerli dostlar, şu anda çiftçilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Bursa'dayız. Bursa'da da hocamın yanına geldik. Bize de bir kasa hurma getirdi. Ve bu hurmanın başından geçenleri bize bir anlatsın hocam. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Bu hurma daha önce hastalıklıydı, bakımsızdı hocam. Aha. Biz buna işte leonardi, gümük asit, kök gübresini takviye yaptık. Evet. Ağaçlar son derece güzel gelişim sağladı. Meyve oluşumu çok güzel oldu. Aroması çok güzel. Aha. Tanesi çok güzel. Yani bakım düzgün olunca oluyor. Yani çiftçilerimizden biz şimdi vermiş olduğumuz ürünleri aynı zamanda yerinde gidip ziyaret ediyoruz. Evet. Son hallerini, hasat durumlarını, işte hastalıklarını, gelişimlerini kontrol ediyoruz. Bugün de Bursa'dayız. Sizden gelen bu güzel haber bizi ziyadesiyle memnun etti. Vermiş olduğumuz tavsiyeleri harfiyen uyguladınız. Aynen. Ve bize de bugün vermiş olduğumuz ürünün karşılığında bir kasa, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hurma verdiler. Bak, bu gerçekten şunun bize gelişi o kadar harikulade bir duygu ki anlatılamaz. Evet. Yani dünyada şu anda kıtlık senaryosu yazılıyor. Evet. Biz de diyoruz ki kıtlık senaryosu değil. Doğru şekilde toprağımızı tanırsak, toprağın üzerinde bizim vermiş olduğumuz ürünleri doğru şekilde uygularsak, yani toprağın kimyasını normale dönüştürürsek, toprak organik maddesini yükseltip, toprağın pH'ini düşürüp, toprak bitki besin elementlerini doğru şekilde verdiğimizde verimsizlik diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yani bitki de nankör değil, toprak da nankör değil. Tek yapılması gereken toprağın ve bitkinin dilinden anlamak, onlara doğru şekilde dokunmak ve karşılığında da şu görmüş olduğumuz canlı canlı meyveleri insanoğlunun hizmetine gıda olarak sunabilmektir. Evet. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyen çiftçilerimizle birlikte el ele verip, önder çiftçilerimizle birlikte el ele verip onlara vermiş olduğumuz reçeteleri doğru şekilde uyguladıklarında hocam gibi böyle güzel insanlar bizi karşılıyor ve karşılığında da bize yapmış oldukları çalışmalardan numuneleri getiriyorlar. Biz de bundan ziyadesiyle memnun oluyoruz. Hocam verdiğim bilgiden dolayı gerçekten çok memnun oldum. Allah sizden razı olsun. İşimizi götürdü rastgele. Arkadaşlar bir başka şehirde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.